Servus. Bugün şimdi saat 4'te kalktık. Nereye gidiyoruz Tina? Hırvatistan. Hırvatistan mı Tina orası? Hırvatistan'da mı orası? Hangi ülkede? Çekin ne Tina? Türkçe bilmiyorum. Türkçe bilmiyorsun. Komple mi? Komple bilmiyorsun Türkçe. Çek Cumhuriyeti'ne yeni adı onun Çekya Tina. Yeni isim verdiler kendilerine. Çekya diyor. Çok umurunda olmadı Tina'nın ama. Bugün işte Prag'a gidiyoruz. 2 günlük. Benim işim gücüm bir sürü şey var aslında. Yani nereden çıkarttı şimdi Tina başımıza ama. Şeymiş, Tina'nın evlilik yıl dönümüymüş. Ondan gidiyormuşuz. Yarın Yarın. Tina'nın Tamam. evlilik yıl dönümü, o yüzden Tamam. gidiyoruz. Tamam. Onu kutlamaya gidiyoruz değil mi Tina? Senin evlilik yıl dönümünü. Evet. Sadece benim. Tina şimdi buraya böyle geldi. Burayı biliyor bu. Park yeri o kadar boş ya. En önde yani en güzel yerde park yeri buldu. O yüzden inanamadı kendi de. Gidiyor bir yerde şey var mı hani? İşte buraya park ederseniz çekeriz arabanızı falan filan diye. Ne yazıyor? Beide Richtungen darf man nicht. Und die parken aber. Wann war's das? Hä? Wir lassen halt unser Auto bis Dienstagabend. Ich weiß. Nachtschuss? Wie Nachtschuss, Schatzi? Du kennst dich ja aus halt. Die parken ja auch hier. Çok kıl. Çok kıl. Orada ileride bir tane yazı gördü herhalde. İki tarafa da park edilmez diye. Bay bay Tena. Gidiş yolu şu şekilde. Buradan trene bineceğiz. Trenle Nürnberg'e gideceğiz. Nürnberg'den otobüs değiştireceğiz. Onunla beraber Prag'a kadar gideceğiz. Konfor hakkında bir şey diyemeyeceğim. Fiyat kısmını da Tina'ya sorarız artık. O şey yaptı. Yolu o aldı. Oteli ben aldım. Öyle araya. Belki ben daha fazla para vermiş olabilirim. Beni katakulleye getirmiş olabilir Tina ama. Bakalım. Soralım fiyatını da. Şimdi treni bekliyoruz burada. Tina yüzüğü almış. Verdi şimdi bana. Ben unuttum yüzüğümü. Dedim ki Tina'dan ben unuttum yüzüğümü. Biraz önce zaten demiştim ya hani Tina'nın evlilik yıldönümü diye. Nasılsa sadece benim diyor. Olsun diye ben almış olayım. I'm like a bird trying to fly away. Sonunda oteli bulduk. Otele geldik. Uzun bir yolculuk oldu Tina. Mutlu musun? Evet, mutluyum. Evet. Tina çok mutlu. Otel bayağı büyükmüş. Benle beraber giriyorsun zaten ilk defa. Odamız böyle. Odamız klimalı. Aile salonumuz klimalıdır efendim. Burada kahve şeyleri var. Tine bunlar parasız herhalde. Hemen gidiyoruz. Kocaman televizyon var bir tane. Burada bir şeyler var. Ve hemen görüntü bakalım şuradan. Prag görüntüsü mü? Neresiyse burası artık. Evet. Genel haliyle otel baya güzel. İçinde işte yeterli şeyler var.
Şimdi Tina ile beraber şehre doğru gideceğiz. Şehir merkezine. Çünkü yarın yağmur yağacakmış. Yağmur yağınca da pek gezilmez herhalde buralarda. Bir de hangisine bineceğimizi bildik artık. Yani hangi şeye bineceğimizi. Tramvaya. 22'ye binecekmişiz. Şansa. Ya. Bunlarla beraber şey yapıyorlar. Şehir turu yapıyorlar arkadaşlar. Ama tabii bunların fiyatı büyük ihtimalle daha fazladır diğerlerine göre. Bakıyoruz. 2200 kron. Ne yapıyor lan o? 60 euro. Ha. Aso eurosu da yazıyor. 35 dakika 60 euro. Yok sağ ol abim kalsın. Ta zeba di bir de. Ne? Der kann das rollen hat er gesagt. Österreichisches Restaurant. Nee, nee, das. Sowas nehmen wir nicht da. Cool, schau mal das Wasser. Oh, Tina. Tina, schau mal ganz hinten da oben. Relevant mı? Adam. Hadi. Evet. Aldık. Adam gitti. Önümüzde İki hırsızlık tane. Yaptı bak. Şeyden, duvardan magnet baktık biz 5 euro çok pahalı diye. Tam giderken adam çaldı 2 tane gitti bak. Şu grili var ya, gri üstlü altlı. Al sana, çekiyorum şimdi. Bak cebine koy, şerefsiz. Ben onu şimdi şeye söylesem, adam yakalasa onu. Böyle güzel yerler var. Grilliği boş verin. İki tane mi aldı Tina? Evet. 10 euroluk magnet aldı vallahi. Evet. Yok işte, yok. Şey, hamurda olacak böyle şeyler. Şeyde nereye? Tollwood'a gitmiştik. Tollwood videosunda bunlardan görmüştük. Tridelnik mi neyse. Bunlar Çek muhabbetiymiş. Aynı şeyde kuzey güneydeki şey gibi. Neydi o? Vardı ya kuzey güneyde. O da satıyordu hani. Makaram. Aynı onun gibi. İçine ama çikolata falan filan koyuyorlar. Deneyeceğiz şimdi mesela. Böyle geziyoruz. Nereye gittiğimiz hakkında pek bir fikrim yok. Düşünmeden şöyle gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Öyle mi gideceksin Tina? Nasıl gitmek istiyorsun? Bilmiyorum. Böyle çekelim biraz. Elimizde tur rehberi falan filan böyle kağıt mat hepsi var da böyle kaybolmak daha şey oluyor. Değil mi? Belki Tina için değil ama görürüz işte, bir şeyler bakıyoruz böyle neymiş. Mesela biraz önce bir tane güzel restoran bulduk. Orada yemek düşünüyoruz. Evet, sonunda güzel böyle şeye benziyor bu. Hem değil mi? Beyaz Saray'ın tipini andırıyor ama
şekli öyle değil. Güzel, şöyle döndüreceğim, şimdi çekeceğim, bakalım arası ne olduğunu bilmiyorum. Ya buraya gelmeden önce hiç şey yapmadık ya. Bir araştırma falan yapmadık, nereye gezeriz falan evet. filan diye. Salak. Kültür ve şey hakkında da hiç bilgimiz yok. Öyle harmanlama, niye geldik lan biz buraya? Bizim yarın evlilik yıldönümümüz, o yüzden geldik. Amaç yani şey değildi, değil mi Tina? Amaç evlilik yıldönümü olduğu için geldik. Yarın bizim evlilik yıldönümümüz, o yüzden geldik. Döndürüyorum. Şu anda Wokin diye bir yere geldik. Değişik bir bistro şeklinde yemek yiyeceğiz. Ne yapıyorlar? Böyle Çinli işi gibi, önce ya makarna veya pilav seçiyorsunuz. Bunun üstüne neyle doldurmak istediğiniz, yani sıra sıra. Mesela ne sos istiyorsun? Aynı Subway gibi, Subway makarna şekli geldi. Bakalım içine nasıl. Pilav var. Tavuk var, teriyaki sos var içinde. Tina'nınkinde de. Bir ben yokum Tina'nınkinde. Makarna. Başka ne var? Brokoli var. Zucchini kabak var. Kabak. Başka? O kadar. Biber var. Biber güzel. Değişik bir tadı var. Yani normal bildiğimiz pilav tadı yok. Zaten kızartılmış bir şey. Büyük ihtimalle önce kaynatıyorlar pilavı. Ondan sonra kızartıyorlar böyle bir haşlı bir şey. Sonra teriyaki sos birazcık da şeyle. Tavukla. Değişik. Evet, alabilirsin. Tabii ki de alabilirsin. Böyle kutu. İki tane Cola Zero aldık. Onun hepsine 315 kron verdik. Bu ne kadar? 13 euro yapıyor işte. Ya aslında değil. Döndürüyorum. Tina kendi etrafında değil, ay gibi. Benle beraber dönme lazım. Çok geç kaldı Tina, olmaz böyle. Meydandayız şu anda, dedim böyle bir döneyim bakayım ne olacak. Bir şey olmadı, başım döndü sır. Şimdi planımız şöyle. Biraz gideceğiz otele, benim uykum geldi ya. Niyeyse. Ondan sonra akşam bir daha geleceğiz herhalde. Geldik. Böyle bir sürü insana toplanmış. Herkes bakıyor tepeye doğru. Bilmiyoruz ne olduğunu ama biz de durduk bakıyoruz. Hani şey oluyor. Koyun gibi. Biz de katılıyoruz koyun gibi. Arkadaşlar günaydın. Şimdi ben uyanamadım da uyanınca bir daha yapayım. Günaydın arkadaşlar. Şu anda uyanmış bulunuyorum. Kahvaltı yapıyoruz. Gerçekten oteldeki şey, açık büfe çok güzel. Tabii bazı şeyler böyle değişik et, met falan filan yapmışlar da ben ne et olduğunu pek anlamadım. Anlamayınca ben genelde yemiyorum anne. Senin kahvaltısını ben beğendim. Sen beğendin mi Tina? Çok. Bugün bizim evlilik yıldönümümüz Tina'yla. Aynı zamanda anne ve babamın da evlilik yıldönümü. Yalnız biz bunu hiç şey yapmadık. Yani yaparken sizin evlilik yıldönümünüze denk gelsin diye değil. Biz günü almıştık, ondan sonra annem dedi ki oğlum dedi, sizin dedi evlilik yıldönümünüz bizimkiyle aynı güne denk geliyor. Yani tesadüf oldu aslında. Tina doymak bilmiyordu. Açık büfeyi gören Tina
sanki önünden kaçırıyorlarmış gibi açık büfeye saldırmaya devam etti. Bir başka Sparta Prag gününden herkese merhabalar. Tina. Evlilik yıldönümümüzmüş. Prensipte Tina'yla 2+1 yıl uzatma olarak anlaştık. Kontrat imzalandı. 2 yıl daha değil mi? Sözleşmeyi imzaladık. Ne? 2 yıl daha mı? 2, evet. Tamam yaptık yani, sözleşmeyi imzaladık, o kadar. 2 sene daha uzatacağız, ondan sonra bakacağız duruma göre. Bu oteli tavsiye ederim arkadaşlar. Piramida. Otelin adı Piramida. Eğer buraya gelmeyi düşünenler varsa hemen otelin karşısından şey gidiyor. Tramvay gidiyor ta şehrin içine kadar. Ve ne verdik? 2 gece 100 euro verdik 2 kişi. 50 euro kişi başı. Hiçbir şey. Kahvaltı var. Gani. Bitmiyor. Yaya bitmiyor. Tina ama şey yaptılar herhalde. Kadın geldi. Bıç bir şeyler dedi. Herhalde hadi kalkın hadi yeter artık. Hayvan mısınız? Yalan söylüyorum. Burada şöyle bir şey yapmışlar. En aşağıdaki adam tam soldan yukarı doğru gittikçe adam eksiliyor. Yazıyor mu? Komünist ve despot şeye karşı böyle bir şey yapmışlar. O zaman da despot yönetimi ve komünist yönetim yüzünden öldürülenler için burada yazdığına göre. İngilizler de gidip en öndeki adamın koluna geçip şey yapıyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Öyle işte. Aynı şey gibi Berlin'deki şeye gidiyorlar ya. Denkmal var ya şeydeki. Die Steine. Aha. Berlin'de Holocaust. Mesela şey var Holocaust. Böyle. Ha? Böyle şeyler var. Labirent gibi böyle her tarafta şeyler var. Onların tepesine çıkıp poz verenler falan filan. Oğlum ne adamlar lan bunlar. Sakın yapmayın bak. Berlin'e giderseniz eğer veya herhangi bir Almanya'daki 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bir yere giderseniz böyle hareketler yapmayın. Run from let it be. Şu anda olduğumuz yer John Lennon duvarı. Şöyle gördüğünüz gibi adam herhalde. Bak işin güzelliğine bak. John Lennon Wall başında gitarını alıyorsun. Beatles çalışır. Beatles şarkılarıyla beraber müzik getirsin. Yani bundan daha akıllı bir inovasyon. Evlenen bir şey var. Evlenen çift var. Japon mu artık, Koreli mi? Onlar da düğün fotoğraflarını burada çekiyor. Let it be. Kurban oldum. Birazcık şey olsun yani, içinde böyle biraz name olsun. Adama bak, herkes girip böyle bir duvarda bir şeklini yapıyor. Tina da yaptı şimdi. Tina'nın kahvesi geldi Tina'nın. Evet, kahvesi ama. Bir yere geldik. Burada bir tane şöyle gördüğünüz gibi değirmen var. Şu ileride de John Lennon'ın şeyi var. John Lennon'ın şeysi. Burada da Tina. Burada bir kahve içeceğiz. Ondan sonra yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet.
Yani böyle bir tower var. Hatta tepesine çıkacağız, oradan görüntü güzelmiş. Oradan tepeden çıkacağız. Kaç para verdik Tina? 250-500. 500 krom verdik, 20 euro mu ne yapıyordu? Şöyle mesela, şurada aşağısı. Şöyle ta tepede. Tina da çıkıyor oradan. Beni bekle Tina! Tina bak buna. Vallahi sıkma beni. Sıkma vallahi pırtlarım ha. Evet. Dediği gibi çıktı. Görüntü güzel. Durmamız lazım bir yerde ki ben çekeyim etrafı dışarıya. İşi biten çıksın haydi. İşi biten çıksın arkadaşlar. Ticari beklemeye ama ticari. Şimdi bu tarafa baktık. Şurada bir tane böyle şey var. Neyse artık o. Şurada aşağıda büyük bir meydan var. Görüyor muyuz? Normalde pazar. Şimdi diğer tarafa geldim. Panorama yapalım aşağıda. Alır mısın? Çok alayım. Burası da üçüncü köşe. Oradan ışık var ama çıktım yani güneş vuruyor ama gördüğü kadar panoramamızı yine yapalım. Şu tepede terasta çok güzel bir şey var. Terasta çok güzel bir restoran var gördüğünüz gibi, belki görüyorsunuzdur. Burası da son köşe arkadaşlar. Yani bunu böyle yapıyorum ki, şimdi kafam geçiyor mu? Geçme kafam. Bunu böyle yapıyorum ki siz buraya geldiğinizde 10 euro verip buraya şey yapmayın diye. Hani şimdiden görmüş olun diye. Ekstra bir daha 10 euro vermenize gerek kalmasın. Tina değil mi yani 10 euroya şimdi? Hı? 12 euro değdi mi? Ne? 12 mi? Hatta 3 kilo antat mı? 12 mi? Ya. Şimdi biz normalde bir tane yemek yiyecektik. Hani şey yemeği. Yıldönümü. Değil mi? Yıldönümü yemeği yiyecektik. Ama şimdi yukarı çıktığımız diğer tarafa. Buradaki restoranı gördük. Şey rooftop restoran. Dedik gelelim burada yiyelim bari. Hem güzel gözüküyor. Fiyatlar da uygun civarı. Şimdi geleceğiz yukarıda yiyeceğiz. Hazır mısın Tina? Hazırım. Ne yiyeceksin Tina? Tina'nın seçmesi aşağı 20 dakika sürecek. O yüzden burada böyle 2 saat falan dururuz. Evet. Ama mekan güzel gibi geldi. Şey çok güzel, yer iyi. İyi ki biz biraz önce şu tepedeydik. Ne güzel biz oraya indik. İyi ki gitmişiz oraya değil mi? Evet. Burayı gördük o sayede. Aha. Burada ta tepede. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kim sen? Neyden? Aso ya. Şimdi şeye geldik. Ice Pub diye bir yer var. Bütün olduğu gibi her tarafı. Hi. No problem. We saw you yesterday. Yeah. You will go inside now. Yeah. Ice Pub'a geldik. Şimdi içeri giriyoruz. Gir. Şimdi içeride sadece 20 dakika durabiliyorsunuz. Dann darf man 20 Minuten bleiben noch. Ich glaube, da ist ein Getränk mit dabei. Genau, dann können wir was trinken für 20 Minuten und dann. Zeig mal. Den musst du auch mal. Also, warte. Zack, musst du mal. Zack. Genau.
Evet. Her şey buzdan. Çalmayınca böyle oluyor işte arkadaşlar. Evde yoktu bir tane piyano her gün çalışayım. Unutmuşum da, nota da bilmiyorum. Unutmuşum tabii, normal. Çalıyordu, bir sürü çalışıyordu. Ya lanet çıksın ya! Sinirlenmeye başlarım. Aa bakmadan. Bak. Bak. Bakmadan. Şimdi geldik geri otele. Dinleneceğiz artık. Bugün bitti. O ice pub dediğimiz nasıl diyeyim ya? 20 dakika. Ben en başta dedim ki acaba 20 dakika şey yüzünden mi? Hani içeriği çok adam dolmasın. Hani sirkülasyon olsun diye mi? Ondan değilmiş. 20 dakika durması da zor yani. Soğuk. Bayağı soğuk. Değil mi Tina? Evet. Bana çok soğuk geldi. Deneyebilirsiniz ya, olmasa da olur. Çiftler kendi aralarında bazen anlaşmazlıklar olabilir. Mesela birisi elma isterken diğeri armut diyebilir. Önemli olan bunların üstünden nasıl gelmeliyiz, değil mi? Mesela akşam Tina yine Prag'a gitmek istiyor. Şehir merkezine gitmek istiyordu. Ben istemiyorum. Biz böyle anlaşmazlıklara, biz hayatımızda böyle anlaşmazlıklar yaşadığımızda yaptığımız tek şey var. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas yapıyoruz. Kim kazanırsa onun dediği oluyor genelde. Şu anda oturduğumuz tramvaydan yola çıkarak kimin kaybettiğini siz de anlayabilirsiniz. Böyle bir durum işte. Thank you.
sind echt Nordholland. Ah. Ja. Tina, gönn dir mal was. Nein. Wisst du nicht? Doch, nimm den kleinen so Schüsselchen. Ich nehme auch von kleinen Schokis vielleicht. Wir haben gar nicht mehr so viel Bargeld. Muss man gucken, ob man mit Kaffee. Oh, das sieht schon auch schön aus. Evet, şu anda görebiliyor musunuz beni bilmiyorum ama akşamları karşılaşılan çok büyük bir sorun şu anda size söyleyeceğim. Black mambalar çıkıyor akşam olunca. Black mamba her taraf. Her tarafta siyah elemanlar. Hey my friend, do you need something? Do you need something? Kubara satmaya çalışıyorlar. Veya işte neyi satmak isterlerse. Do you need something? Bak bu köşede de var. O yüzden akşamları çıkarken dikkat etmeniz gerekiyor. Tek kızlar falan filan gördü mü? Adam peşliyor bir de, bırakmıyorlar peşini. Burada yolların etrafında şöyle Lime S diye şeyler var. Scooter'lar, elektrikli scooter. Bir gösterelim onu. Bir tane app var. Bunu indirip, app'i indirip bunu işte app'e barkodunu okutup falan filan şey yapabiliyorsunuz. Ama sıkıntısı en aşağı, dün en aşağı 10 tane kırık dökük gördük. Şuradan kırılmış, ortadan kırılmış, paramparça olmuş gördük. Ve verirken banka numaranızı falan veriyorsunuz. Ve şeyi okuduğunuzda mesela hani sözleşme kuralları falan filan var ya, herkes okumadan işte anlaştım geçiyorum falan filan dediğimiz şey var ya, onu okumadan geçiyor. Ben okumaya çalıştım onu, nedir ne değildir diye. Bunların bir tanesi kırılırsa $2000 gönderiyorlar size. Yani banka numarası olduğu için şey de diyemiyorsunuz hani, ya ben yapmadım işte zaten kırıktı falan filan da diyemiyorsunuz. 2000'i gönderirler, hiç acımazlar valla. Çünkü siz kabul ettiniz öyle bir şeyi. O yüzden eğer bunlardan kiralamak istiyorsanız bir daha düşünün. Şeydeyiz. Araba yapacağız, geri döneceğiz işte. Şöyle bir dedim, recap yapalım. Yani ana fikrini şey yapayım size. Eğer buraya gelmek isteyen arkadaşlar varsa. Çünkü birçok Türk arkadaş da gördüm ben buraya gelen. Ve gelmek isteyenler de var. Instagram üzerinden de yazmışlardı birileri bana. Sen neler düşünüyorsun burayla ilgili diye. Şimdi objektif olarak hani bakmam gerekirse, o kadar büyütüldüğü kadar ben beğenmedim burayı. Yani tamam güzel. Bir sürü işte görecek, gezecek şeyi var. Ama millet burayı o kadar büyütüyor gözünde. Tina'nın arkadaşları var. 2-3 kere gelmişler buraya. Lan biz 2 gün, ben 3. gün şu anda o kadar sıkıldım ki, çünkü bitti. Her tarafı gezdik. Şimdi gelmek isteyen arkadaşlara 2 tane çok önemli şey söyleyeceğim. Bir tanesi, 2 tane app indirmeniz gerekiyor.
hayat kurtaracak iki tane app söylüyorum. Kesinlikle gelmeden önce bunları indirip download etmeniz lazım. Prag olduğu gibi şekilde ve offline olarak kullanabiliyorsunuz. Google Maps'i falan unutun. Google Maps'i offline indireyim de falan filan unutun. Bak bir tanesi Here We Go diye. Şuraya sağa sola bir yere koyayım ben logosunu da daha rahat gözükür. Bir tanesi Here We Go, diğeri de Triposo diye. İkisi de. Here We Go'nun güzel tarafı bütün tramvay hatları falan filan onları da gösteriyor. Nereden bineceksin, nerede mesela tramvay değiştirmen gerekiyor vesaire falan filan. Birinci yapmanız gereken bu. Yani en önemli şey. İkincisi de günlük tramvay ticketleri alın. Hani biletleri veya 3 günlük, 5 gün neyse işte. Günlüğüne biz ne kadar ödedik? 5 euro. Günlük 5 euro verdik. Ne kadar yapıyorsa artık o da yani. Buranın kron parasıyla ne kadar yapıyorsa öyle bir hesaplayın. Günlüğü o kadar. İşte kaç gün kalacaksınız? Çünkü şöyle diyeyim size. Her tarafa var tramvay. Tramvay hayatınızı kurtaracak. Günlük alınca 100 metre ileriye kadar da iki durak da gidebiliyorsun. Diğer taraf her tarafa gidebiliyorsunuz ve tramvay her yerden geçiyor. Hiç durmuyor tramvaylar. Devamlı sağa sak sak tak tak tak. İki tane en önemli şey var. Bunları yaparsanız ondan sonrası artık kafanıza göre. Opsiyonel olarak ben şunu diyebilirim. Ya bizim gibi böyle şehrin içine girip kaybolun, işte binalara bakın, fotoğraf çekin vesaire. Veya benim tavsiye edeceğim bir tane şey aldım. Guide ile beraber gezeceğiniz böyle bir tur aldım. İşte guide size anlatıyor. Yani çok hani tarih hakkında birazcık bilgi. Beni çok alakadar etmedi. O yüzden biz direkt hani bakalım dedik işte binalar falan filan böyle. İki tane fotoğraf neyse. Ama mesela bazılarını durduk bize dinledik işte ne anlatıyor diye. Adam tarihle ilgili bir sürü şey biliyor. Ne anlattığını bilen bir tane adamla yaparsanız mesela veya işte tur rehberiyle yaparsanız gerçekten çok güzel olur diye düşünüyorum ben de. Belki daha fazla ilgimizi çekecek bir sürü şey olabilirdi. Onun haricinde biz bu Ice Pub'a gittik. Gitmeseniz de olur aslında. Çok önemli değil gitmemeniz. Olmasa da olur ya. 20 dakika girdik içeride. Üşüdük, bir şey yaptığımız yok. Verdiği içki zaten şey, bana meyve suyu verdi. Güzel değildi tadı da. Hazır yani şeyden böyle boş. Değişiklik olsun diye gidebilirsiniz. Bir tane şey vardı. İşkence, eski zamanların işkence malzemelerinin sergilendiği bir müze vardı. Oraya gitmek istiyorduk. 8 euro. Vermek istemedim ben 8 euro. Başka şeylere verdik o yüzden. Ona gidebilirsiniz. Bilmiyorum ne var diye. Eski zamanların işte orta çağda kullanılan işkence malzemelerini göstermişler. Onun haricinde farklı söyleyeceğim bir şey yok. Sadece bu iki şeyi yaparsanız ondan sonra size kalmış. Her şey opsiyonel. Fiyatları şöyle düşünün. Yani burası çok fazla turist alan bir yer. Çinlisinden, Almanlığına, Hollandalısından bir sürü insan var. Fiyatlar birazcık daha yüksek normal yerlere göre. Zaten turistlerin çok olduğu yerden uzaklaşınca fiyatlardaki iniş belli oluyor. En son mesela biz bir hamburger yemeğe gittik. En son gittiğimiz yer böyle bayağı dışındaydı şeyin Prag'ın. Oraya da işte tramvayla gittik işte. Fiyatlar yarı yarıya düşmüştü. Tadı da güzeldi değil mi Tina? Tadı da güzeldi. Opsiyonel. Hepsi opsiyonel. Sadece dediğim gibi kişiyi düşünün. Onlar önemli. Bir de akşamları eğer dışarı çıkacaksanız karanlık yerlerden pek şey yapmayın. Dediğim gibi bak karanlık yerlerde Black Mamba'lar dolaşıyor. Devamlı şey veriyorlar işte. Bir şey arıyor musun falan filan hani cigara var falan filan satıyorlar. Çok fazla var. Eğer sadece kız başınıza çıkacaksınız mesela hani 2-3 kız arkadaş çıkarsanız peşliyorlar bir de. Tamam. Peşliyorlar bir de. Bırakmıyorlar. Biz baktık böyle tek bir tane kızı yakaladı eleman. Elinden tutuyor, elinin peşinden gidiyor kız. Bir şey yaparlar mı bilmiyorum ki yani. Korunuyorlar herhalde. Onun haricinde dikkat etmeniz gereken son şey de buranın Doğu Avrupa ülkesi olduğunu unutmayın. Yaya geçildiğine ben atlarım. Ezmezler falan filan yapmayın. Ezerler. Ezilirsiniz vallahi. Yaya geçildiğine atlamadan bekleyin. Ezilme imkanınız var burada. Çünkü buralar pek şey gibi değil. Yani tam hazır değil. Almanya, işte Avusturya bilmem ne falan filan gibi değil tam buralar. Yavaş yavaş alışıyorlar yavaş yavaş. Bunun haricinde aklıma gelen bir şey yok. Video burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Kendinize şimdilik iyi bakın. Fettim.